Yan yana iki kazık, anlamayana çok yazık. İntegral 11. dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde belirli integralde 3. dersimiz oluyor. Ve hani o öğrencilerin pek sevmediği can sıkan soru modelleri vardır ya değişken değiştirme soru tipleri. Onlardan çözeceğiz ama bu sefer olacak. Olacak değil mi? Elimizde kalemler, önümüzde kağıtlar. Hadi bakalım değişten değiştirme ama belirli integralde nasıl oluyor bir görelim. Belirli integralin tanımına artık gerek var mı? Hadi yeter. 3 derstir. Aynı şeyleri tekrarlamayalım. Şimdi bu soru modeline bakalım. Müfredatta diyor ki polinom fonksiyonların integrali sorulur. Şu haliyle bir polinom fonksiyon değil ama değişken değiştirme yardımıyla polinom fonksiyon olur. Peki değişken değiştirmede neye dikkat ediyorduk? Bir ifadenin türevini aldığımda diğeri çıkıyorsa sarının türevini aldığımda bak yeşil çıkıyor neredeyse. O zaman değişken değiştirme yapılabilir. Ben değişken değiştirme de burada x kare art 1 gördüğüm yere u yazmak istiyorum. İsteyen u kare de yazabilir. Yine sonuca gidersin ama ben u yazacağım. Her tarafın diferansiyelini alıyorduk. Hatırla değişken değiştirmeyi normal belirsiz integralde de yapmıştık. Diferansiyel dediğimiz için dx ve du'lar var. Ben burada x dx'i yalnız bırakıp karşıyı du bölü 2 şeklinde yazacağım ki Burada dikkat edersen hatta yukarıda silelim artık şunları. Şuradaki x ve dx yerine ne yazabilirmişim? du bölü 2 yazarım. Tamam bu cepte. Ey güzel arkadaşım değişken değiştirme belirli integral sorularında önemli noktalardan biri alt sınır ve üst sınırın değişmesi. Peki alt sınırda biz daha önce x yerine 0 yazıyormuşuz. Peki u'lu bir denkleme geçince ne yazacağım? x gördüğüm yere 0 yazıyorum x kare artı 1 denkleminde 0 artı 1 u ise u eşittir 1'dir. Bu benim alt sınırım ama yeni alt sınır. Yazayım buraya? Yeni alt sınır. Oldu değil mi? Hadi gel. Şimdi üst sınırımızı değiştirelim. x eşittir 1. Gittim. x gördüğüm yere 1 yazdım. 1 artı 1 eşitse u'ya u eşittir 2. Ye. Bu nedir? Yeni üst sınır. 100. Oldu mu da? Oldu. Artık integralimi yazabilirim eşittir dedim. Sınırlarım belli. İşte üst sınırım 2, alt sınırım 1. Üst sınırım 2, alt sınırım 1. Ne dedik biz? Şuradaki 3'e dokunmadık. Tamam. Kök, kök içerisinde x kare artı 1 gördüğüm yere u yazacağım dedim. Şu yeşille gösterdiğim ifade du bölü 2 idi. du bölü 2. Yola devam. Şimdi 3 bölü 2. Şöyle yazalım yine 1'e 2 sınırlarında. 3 bölü 2 u üssü 1 bölü 2 d u. Köklü sayı gördün mü ben dayanamıyorum. Onu illa üslü sayıya çevirmem gerekiyor. Şimdi integral alayım. 3 bölü 2'yi yazdım buraya. Burada ne olacak? u üzeri üstüne bir ekle ne oldu? 3 bölü 2. Aşağıda ne oldu? Aşağıda da 3 bölü 2 oldu. Sınırım sınırım 1'e 2. Ey güzel arkadaş cırt sana cırt sana bir altta bir üstte bunlar sadeleşir gitti istersen ters çevir getir. Hiç fark etmez. Ne kaldı? U üzeri 3 bölü 2 1'den 2'ye sınırı var. Hatta gel biz bu 3 bölü 2 üstünü normal köklü sayı yazalım mı artık? Kök içerisinde U üssü bu kök nereden geldi? Bölü 2'den geldi. Üssü 3. Şimdi yerine yazıyorum. 2'yi yerine yazdım. Kök içerisinde 2 küp. Eksi 1'i yerine yazdım. Kök içerisinde 1, diye çıkar. Peki 2 küp 8'dir o diye, ne diye çıkar? 2 kök 2. Eksi 1'dir bu soruda doğru cevap. Tamam mıdır? Değişken değiştirme azıcık sert bir soruyla başladığımızı düşünüyorsan. Hadi gel bir de sıradaki soruya bakalım birlikte. Nasıl? Problem var mı? Bir denemek ister misin? Yani bence bir denemelisin bu soruyu. Sonra demesin demelisin ki hocam bir de senden görelim bakalım ne yapacağız. Bariz belli değil mi ama ya? Bak buradaki ifadenin türevini alınca neredeyse bu çıkıyor. Ama benim ufak bir düzenleme yapmam gerekiyor. Bak burayı iki parantezine al. 2x artı 1. Şimdi çok şık oldu ya. Vallahi çok şık oldu. Şimdi aldım oradan x kare artı x eksi 1'i u'ya eşitledim. Buradaki ifadenin tamamına şuraya yazalım. U yazdık. Her tarafın diferansiyelini aldım. 2x artı 1 dx eşittir du geldi ki artık ben burada 2x artı 1 dx gördüğüm yere du yazabilirmişim. Bu güzel bir şey. Peki alt sınır ve üst, sınır... üst <laughs> Üst sınır değişiyor değil mi? Biz x yerine ne yazmışız? Alt sınırda 0. Peki yeni alt sınır ne olacak? Yazalım bakalım U'lu denklemde. Yeni alt sınır ne olacak? Sıfırlar gitti. U eşittir. Eksi 1. Bu benim yeni alt sınırım. Üst sınırım x eşittir. 1'di. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 kare 1 eksi 1 eşitse U'ya. U eşittir. Şunlar gitti. Yine 1 kaldı. Alt sınır üst sınırda bulundu mu? Soru hazır artık. Çözülmeyi bekliyor. Şimdi Aldım sınırlarımı. Neydi? Eksi 1'e 1 bir hocam. Yazdık. Eksi 1'e 1. Bir. Şurada 2 çarpan görüyorsun değil mi sen? Dikkatle bakıyorsun değil mi? Bütün duyu organlarıyla hükmettik değil mi de verse? Tamam. Dalmıyorsun ama. Şurada da 2x artı 1 dx gördüğüm yere de d u yazdım. Şimdi integral alalım. Bu 2 buradaydı. Bu u dışarı u kare bölü 2 diye çıktı. Eksi 1'e 1. Bir. Hocam 2'ler gider mi? Gider. 1'i yerine yazalım. 1'in karesi eksi. Eksi 1'in karesi ki 1 bir eksi 1'den buradan cevap 0 geldi ama ey güzel arkadaşlar ne yapıyorduk tabii ki sessize alıyorduk cep telefonlarımızı ben sessize aldım bildirim geldi 0 tamam mıdır oldu mu problem yok ha, integralin kuralını öğrenince eksi 1'e 1 bir, direkt 0 yazacağız çözmemize bile gerek kalmayacak sonraki derslerde integralin özellikleri geliyor orada göreceğiz ama görene kadar bu soruları çözebiliyoruz sıradaki gelsin yine bir değişken değiştirme sorusu 0-4 fx dx 6 imiş. Tamam. 3 bölü 2 x 1 bölü 2 aralığında f2 x artı 1 dx 6. integralinin değeri kaçtır diyor. Bak şimdi. İntegralin bir tanımını hatırlayalım mı birlikte? Hani şöyle yapıyordum. Hatırla. Ee, i̇şte f'nin türevinde x dx'in cevabı ne oluyordu? fx artı c oluyordu. Var mı burada problem? Türev ters türevli böyle dışarı çıkıyordu. Peki şöyle diyelim biz fx fonksiyonu olsun elimizde. Bu fonksiyonun türevi küçük fx'e eşit olsun. Nerede? Bu soruda. Sadece bu soruda. Bak sadece bu soruda. Yani bak f'nin türevinde x olsun bu arkadaş. İstersen yazayım yerine. Daha net görmek ister misin? 0'a 4. f'nin türevinde x dx. Peki bu integral dışına nasıl çıkar? Ters türevdir. Ters türev olduğu için fx diye çıkar. Çıktı. Sınırlar belli mi? Belli. 0'a 4. 4'ü yerine yazdım. F4. 0'ı yerine yazdım. F0. F4. Büyük bunlar. Büyük harfler. Önemli buradaki mantık. Cevabı ne geliyor? Cevabı 6 geliyor. Var mı buraya kadar problem? Yok. Şimdi şuradan bir çizgi çekelim. Yan tarafa geçelim. İyi güzel arkadaşım. Şimdi benim bunu buna benzetmem gerekiyor. Benzetmem için şurada 2x artı 1 dediğim alana u adını verelim. U'yu verdim. Her tarafın diferansiyelini alıyorum. 2x Yok ya. 2x kalır mı? Sadece 2 kalır değil mi? 2 dx eşittir du. Her tarafı 2'ye böldüm. dx eşittir du bölü 2. Bundan sonra dx gördüğüm yere du bölü 2 yazacağım. Hocam belirli integral değişken değiştirme yaptın sınırlar değişir. Aynen öyle. x yerine bir 3 bölü 2 yazalım bakalım. Önünde 2 çarpanı var. Sonra 3 bölü 2 artı 1 dediğim ifadenin u'ya eşit olması gerekiyor. 2'ler gitti. u dediğim değer 4'tür. Devam ettim x yerine at üst sınırı belirledik. Eksi 1 bölü 2 yazalım bir de bakalım. 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 1 eşittir u. İkiler gitti bunlar gitti u eşittir 0 geldi. Hocam yine alt sınırlar da belli. 4'e 0 ne tesadüf ne tesadüf ne tesadüf. Hadi gel devam edelim. Eşittir dedim. Eksi 1 bölü 2 sınırımız artık 0 değişti. 3 bölü 2 sınırımız artık 4 ile değişti. Problem yok. Biz dedik ki şuradaki ifadeye u dedik. O da ne oldu? F u tamam. Dx yerine ne yazdım? D u bölü 2. D u bölü 2. Şimdi ey güzel arkadaşım. Senin şu f'nin türevinde u dediğin ifade f u olsa şuradaki ifadeyle aslında aynı olmaz mı? olur değil mi? O zaman ben bu ifadenin yerine büyük F U yazayım. Ha X yazmışım içeri hem ya da U yazmışım ya A yazmışım B yazmışım. Oradaki değişkenlerin o anlamda bir anlamı yok. Ne dedim ben de anlamadım. Ne dedim ben de anlamadım ama yani buradaki ifadelerde bir fark yok demek istiyorum işin özü. Umarım anladım ben. Şimdi bu arkadaş integralin dışına çıkarken büyük F diye çıkacak. Şimdi büyük F U diye çıktı. Bölü bölü ikisi de duruyor. Problem yok. Sınırlar belli. Sıfıra 4. Gel yerlerine yazalım. F 4 bölü 2 eksi F 0 bölü 2. Bir dakika ya çok tanıdık geldi bu. Niye? Niye? Çünkü aynısı burada var. Ve bu ifadenin cevabı paydaları eşit olduğu için şu üst kısım 6'ya eşit. 6 bölü 2. 6 bölü 2'den doğru cevap 3 olmalıdır dedim. Bu şahane, bu güzel bir soru da. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı bir problem? Tam ortasındayız dersin. Çok güzel sorular seni bekliyor. Kaptır gel. Kaptır gel. Gönder Ah direkt en sona geldik. Allah sayfalar karıştı. Burada kaldık. Şimdi. Bu nasıl soru? Bak türevini al. Diferansiyeli x artı 3 diyor. x artı 3'e göre türev aldım diyor. Şimdi biz buna göre çözemeyiz bu soruyu. Hemen değişken değiştirme yapacağım. Şuradaki ifadenin tamamını u diyeceğim. Gel onu kenarda bir yazalım. x artı 3 dediğim ifade u olsun. Var mı problem? Her tarafın diferansiyelini aldım. dx dediğim ifade du oldu. Yine sıkıntı yok. Ama ama sınırlar var. Alt sınır. Hadi gel. x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdım. 2 artı 3 eşitse u'ya. u eşittir 5. Sınırı buldum. X eşittir. Üst sınırım kaçtı? 3'tü. Şimdi gittim X gördüğüm yere 3 yazdım. 3 artı 3'ten U değerim. Bu da 6 geldi. Alt sınır belli. Üst sınır belli. İyi güzel. Hoş. Hoş olmasına hoş da. Buradaki X yerine ne yazacağız? İşte onu yazmak için buradaki X'i yalnız bırakıyorum. X eşittir. U eksi 3'müş ki. Benim denklemim U'lu olmak zorunda. Çünkü U'ya göre değişken değiştirmesi yaptım. Üst sınır, alt sınır. Üst sınır 6, alt sınır 5. X gördüğüm yere u eksi 3 yazacağım dedim ki yazdım. D x artı 3 gördüğüm yere de du yazdım. Artık hazır. Biz bu integrali dışarı çıkarabiliriz. U kare bölü 2 eksi 3 u sınırlar belli. 5'e 6. Şunu şöyle parantezde yazayım daha şık olsun. Evet gerisi işlem ambarlığı diyebiliriz. İşlemleri yerine yazacağım. 6 yazdım. 6 kare bölü 2 eksi 3 kere 6'dan ne geldi? 18. Bu üst sınır. Eksi. Alt sınırı yerine yazın. Bu kare 5'in karesinden 25 bölü 2. Eksi 3 kere 5. 15. Bu da tamam. Peki bir şey soracağım sana. Burası 6 kere 6. 36. 2'ye böldüm. 18. Buradan koca bir sıfır geldi. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Çarptım 30. Ama ne geldi? 25'i gitti. Eksi 5 bölü 2. Hocam diyeceksin ki önünde de eksi var. O zaman doğru cevap artı 5 5 bölü 2'dir dedim. Bu soruya da noktayı koydum. Yeter bu kadar değişken değiştirme? Yetsin ama dersi bitirmeyelim. Biraz daha farklı değişken değiştirme çözelim. Mesela x'ler falan olmasın etrafta. Böyle enteresan şeyler olsun. Biraz zorlayalım. Hani bir üst level'a çıkalım artık. Denemek ister misin? Yani biraz türev tanımını da bilmen gerekiyor bu soruda. Şahane bir soru. Sen tamam diyorsan ben başlıyorum arkadaşım. Hazır. Fx fonksiyonunun analitik düzlemde eğresinin x eşittir 1, x eşittir 2 noktalarındaki teğetlerinin eğim açıları eğim açısı demek türev demek. Yani tanjant değeri tabii ki bunun tanjant 45'i bu noktadaki türev değerine eşit. Kısaca f fonksiyonu x eşittir 1 noktasındaki türevi tanjant 45. 5 kardeş kuralını bilmeyenler için yapalım. Bizim tanjant formüllerimiz trigonometri videolarımızda var bakabilirsin. F'nin türevinde birin cevabı 1. Bir. Bunu buldum. Şimdi gel. Buradaki türevi yani x eşittir 2'deki türevi. Yani F'nin türevinde 2 tanjant atmış. 60. 60'ı kapattım. Kök 3 kaldı. Ne yaptım anlamayanlar vardır. Trigonometre videolarına muhakkak bakın. Sen şimdi bakmazsın ona. Bak şimdi bak. Ben sana göstereyim. Şurası 0. Şurası 30. Şurası 45. Şurası 60. Şurası 90 parmağı. Bak. Sol el kuralı. Sol elini alıyorsun. Video ters gösteriyor olabilir. Sağ elim gibi olabilir. Sol avuç içine bakıyorsun. Bak 60'ı sordum. 60 parmağımı kapattım. Yukarıda 3. 3 demeyeceğiz de kök 3. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Harika. 45. 45 parmağını kapattım. 2 bölü 2'den 1. Daha ayrıntı için trigonometre. Artık gel. Artık gel. Şimdi F'nin türevinde x, F'nin ikinci türevinde x var. Süper. Ben o zaman şu ifadeye u dersem bu soru çözülür. Hadi yapalım. F'nin türevinde x'e ben u dersem. Her tarafın diferansiyelini alıyorum. F'nin ikinci türevinde x dx eşittir du olarak bulundu. Problem yok. Sınırlar var. Gel şöyle bir şey yapalım. Sınırlara dokunmayalım. Sanki bu soruda sınır yokmuş gibi düşünelim. Ne dersin? Hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Bak şimdi. Kapattım burayı. Sanki sınır yokmuş gibi yazalım hadi. F'nin türevinde x görünümü yere u yazacağım. Yazdım mı? Yazdım. Geç. Ee, şu ifadenin aynısı burada var. Bu ifade neye dönüştü? D u'ya dönüştü. Bu da oldu mu? Oldu. Peki bu ifade dışarı nasıl çıkar? Normal şartlarda u kare bölü 2 artı c çıkar. Tabi sabit fonksiyonu olsaydı. Daha doğrusu belirsiz integral olsaydı ne sabit fonksiyonu. Ama bu belirli integral. Burayı sildim. Bu u gördüğüm yere ne yazacağım? F'nin türevinde x yazacağım. Şimdi yazabilirim. Ve inan hiçbir problem çıkmayacak. Eski sorularda da bunu yapabilirdik. F'nin türevinde x'in karesi bölü 2 artık u'dan kurtulduğuma göre eski sınırlarımı yerine yazabilirim. Yani eski sınır sınırlarımı koydum. Alt sınır üst sınır sınırları yerlerine yazalım. F'nin türevinde 2'nin karesi bölü 2 geçtim. Eksi şimdi alt sınırı yerine yazıyorum. F'nin türevinde 1'in karesi bölü 2. Peki belli olan değerler var. F'nin türevinde 1 belli arkadaşım. Karesini aldın yine 1. F'nin türevinde 2 belli kaç? Kök 3. Karesini aldı. artı 3. Yerlerine yazdım. Soruyu bitirdim. Buradan 3 bölü 2. Buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Birbirinden çıkardım. 2 bölü 2'den doğru cevap tertemiz bir 1 çıktı. Yalnız tek başına 1. Tamam mıdır gençlik? Bu da bence güzel bir soru diyebiliriz herhalde. Tamam o zaman. Ne diyorduk? Gönder gelsin. Bunun bir benzeri var. Hem de çıkmış sorular arasında. Gelin birlikte bakalım. 2017 LYS sorusu kendisi. F gerçel sayılar kümesinde tanım türevlenebilir bir fonksiyon f gerçel sayılar kümesinde sürekli bir fonksiyon olmak üzere. Tamam. Bak bizim hep bahsettiğimiz mevzu. F'nin türevinde x'e fx diyelim. Ha. Fonksiyonun orijinali bu. Türevlendiğinde şu küçük fx yazacağız demek istiyor. Defalarca söyledik. Büyük f2 7, büyük f1 3 olduğuna göre bu ifadenin değeri nedir? Bak bir daha söylüyorum. Ben bu fx gördüğüm yere ne yazabilirmişim? F'nin türevinde x yazarmışım. Birbirinin türevi olan iki ifade varsa biz as ifadeye yani türevi alınmamış ifadeye ne diyorduk? U diyorduk. Hemen geldim. F x'e e, u dedim. F'nin türevinde x diferansiyelini aldım dx eşittir du. Ben yani değişken değiştirme. Sınırlar sınırlara dokunmamıştık az önce. Şimdi de dokunmayacağım. Burada u fx gördüğüm yere. Şunun tamamını du demiştik hatırla du. Dışarı nasıl çıkar hocam? U kare bölü 2. Sınırlar. Geliyor. 1'e 2 ama U da yerine yazamazsın. Senin orada U dediğin şey aslında büyük Fx. Doğru mu? O zaman bir tur daha yazayım ben. Bir tur daha yazayım. Yeter ki sen doğru ve iyi anla bu konuyu. 1'e 2. Şimdi oldu. Fx'in karesi bölü 2 2'ye bir alt ve üst sınırlarında. Şimdi yerlerine yazıyorum. F2'nin karesi bölü 2 yok artık. Aynı soru geldi. F1'in karesi bölü 2. Cevaplar belli. F2'yi vermiş 7. 7 kere 7 karesini aldık 49. F1'i vermiş 3. Karesini aldık 3 kere 3 9. Gel gidelim toplayalım bu arkadaşları. 49 bölü 2. Ha toplama değilmiş çıkarma. 9 bölü 2. Ne kaldı? 40 bölü 2. O da eşittir. 20. Şöyle baktım. Ceyhan'a vurdum cevabı. Ama artık yeter. Yeter değişken değiştirme soruları bitmedi. Bit, video, video, video bitmedi. Video bitmedi. Sakın atlayıp zıplama. Bekle. Ne var hocam da? 2 adet daha soru var. Ama değişken değiştirme sorusu değil ama. Yani iki soru için ayrı bir video yapmayalım. Çok tatlı. Çok çok güzel soru. Bence bir dene. Bence bir dene. Yardırdık geldik buraya kadar. Şöyle bir soluklanalım ne dersin? Nasıl gidiyor? Bir özel ders tadını alabiliyoruz mu? Anlamadığım bir şey yoktur umarım diyorum. Yani işin özünü, işin mantığını anladıktan sonra, bol bol örnek çözdükten sonra ki dikkat et yalap yok. Biz de bol bol örnek çözüyoruz. Daha belirli integralin özelliğini bile anlat anlatacağız. Sıradaki video o da gelecek. Ama önce bu soru. Hadi gel. Daha fazla sohbet yok. Zaman zaman kısıtlı değil mi? Şimdi bak şu ifadeyi dikkatle bak. Çok tanıdık geliyor olması lazım sana. Söyleyeyim. X çarpı fx. Bunu belirsiz integralde çözdük. Türevini alalım bak. Birincinin türevi. 1 bir çarpı fx. Artı birinci aynen ikincinin türevi. Fark ettim mevzuyu? Tıp atıp birbirine de aynısı mı? Aynısı. Peki bir şey daha gösterelim. F'nin türevinde x, dx a ve b sınırlarında neye eşittir? Belirli integral. İntegral demek ters türev demek. Fx diye dışarı çıkar. Sınırlar ne? a'ya b. Sıkıntı yok. Peki biz de burada yazalım. Şimdi 0, 1 sınırlarında bu arkadaşın özü yani şu arkadaşın özü bu. Bunu yazacağım yerine x çarpı fx özü ne ya? Türevi bu. Yani bunun türevini alınca bu geliyor. Dx eşitmiş 5'e. Peki ne dedik? Bu arkadaşın türevi varsa içeride dışarı nasıl çıkar? Ters türev olarak yani ilk haline dönüşerek yani x çarpı fx olarak dışarı çıkar. Sınırlar belli. 0'a 1 ve cevap kaça eşit? Cevap da 5'e eşit. Sınırları yerine yazıyorum. 1 çarpı f1 üst sınır. Eksi 0 çarpı f0 alt sınır eşittir 5'. Hocam burası koca bir sıfır. Yazmam. Bitti o zaman soru değil mi? F1 dediğim değer direkt 5'e eşittir. Al sana bir nokta daha. Bitmedi. Bitmedi. Son soru. Evet yorulduğunun farkındayım. Bak burada bir ısınma da olduysa zehir gibi çalışıyorsun. Zehir gibi çalışıyor beyin. Ama son soru. Son soru ve nokta geliyor. Yalnız bir emek. Hocam canavarsın, helalsin, hoşsun, güzelsin. Bir de beyni hak eder miyiz? Gönder gelsin. Ey güzel arkadaş. F'nin türevinde x. Ya az önce yazdın hocam. A, B. F'nin türevinde x, dx varsa dışarı nasıl çıkıyordu? Bariz belli. Fx alt sınır ab diye çıkıyordu. O zaman bu soruda daha fazla okumadan buranın dışarı nasıl çıkacağını biliyorum. 5'e 8. Bir dakika ben bunu niye yazıyorum ki? Direkt dışarı çıkarayım. Dışarı çıkardım. Fx. Sınırlar belli. 5'e 8. Cevap? Cevap 4'müş. Yerine yazalım. Ters türev ya oradan geldi. Bak şu mantıkla yazdım. Nasıl Anladık. Bir önceki soruda da vardı ya. Yapma bunu. Yapma bunu. Başa sar bir daha dinle gerekirse ilk soruyu. Anladın. F8 eksi F5 eşittir 4. Bunu buldum. Amcam bana toplama vermiş. Dur bakayım 6 alta yazalım. F8 artı F5 eşittir 8. 6 Alt alta topladım. Cırt sana cırt sana. 2 tane F8 eşitse 12'ye F8 dediğim değer eşittir 6'ya. Bura nokta. Bunu bitirdim. Ben bunu istiyorum çarpımı buluruz. Şimdi F8 6 ise 6'yı buraya yaz. Ne çıkınca 4 kalır? 2 çıkınca. Ha, demek ki F5'in cevabı 2'ymiş. Hadi nokta koyalım. F8 uzata uzata yazıyorum son soruya. <laughs> Atlayabilirsin artık soru bitti sayılır. F8 6 ydı. F5 2 ydi. Bir dakika ya. Biz çarpımını mı arıyormuşuz? Gerçekten mi? 2 kere 6 12. Bu soruda doğru cevaptır nokta. Ey güzel arkadaşım belirli integralde özelliklere mi? bir tane daha dersim var. Orada da böyle grafik soruları ile ilgili temel belirli integral soruları çözelim mi? Çok örnek var ve gençler. Hepsini çözeceğiz. Hiç merak etme. Soru bankalarının içinden geçeceğiz demiştik ilk ders. Hatırlıyorsun değil mi? Yapacağız. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bakıyorsun. Çok çalış. Çok çalış, çok soru çöz. Hoş kal. Hoşça kal.